FETÖ'nün medya yapılanması davasında flaş bir gelişme oldu biliyorsunuz. 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı, 21'i serbest bırakıldı, sonra tekrardan tutuklama getirildi. Böyle farklı karışık işlemler oldu. Bu da direkt insanların aklına şunu getirdi. Demek ki alt tabağı hala Fethullah'ın elinde. Çünkü onlar dışarı çıkardı. Sanıkları ki Atilla Taş da bunlardan bir tanesiydi. Bunları saldı ama direkt üst mahkeme itiraz etti ve tekrardan gözaltı kararı çıktı. Yani baktığımız zaman niye salındı sorusu zaten bir kere akıllara geliyor. Ve gerçekten etrafımızda görüyoruz bunu. Hapishaneler bu anlamda boşaltılıyor. Ya da boşaltılıyor mu size sorayım. Yani neden böyle bir şey yapılıyor da üst mahkeme direkt devreye giriyor? Yani hala FETÖ'cüler zaten var olduklarını biliyoruz ama bu kadar aktif halde hala işliyorlar mı? İşliyorlar ve varlar. Hani hatta bazı insanların, bunlar kilit noktalarda mıdır değil midir bilemiyorum ama zihinlerindeki kaportalarında bir çizik dahi olmadığını düşündüğüm insanlar var. Yani bu işin bir boyutu. Bir boyutu aslında niye bırakıldılar sorusundan önce niye tutukladınız o zaman sorusu sormak gerekir. Yani bunu niye tutukladın? Niye bırakıyorsun? Niye bırakıyorsun? Ve seçim öncesi. Yani burada şu mu acaba, hani işte gazetecileri içeri alıyorsunuz falan filan gibi bir takım şeyler yapılmıştı. Batı'dan da geliyor, içeriden de veya özellikle bu FETÖ yakını olan veya o cenahtaki bir takım yerlerden bu tarz tepkiler geliyor. Hani bunlara karşı ya yok işte biz böyle bir şey aslında yapmıyoruz, burası demokratik bir ülke falan mesajı vermek için mi? Yani zannetmiyorum. O mesajı vermeye çok da gerek yok zaten. Yani bu saatten sonra evet, yok. Bu saatten sonra. Ama şunu bilmeliyiz ki bugün Türkiye'de hukuk sistemi öyle biz hemen mesela bir şey olduğu zaman hemen başbakan ve hükümet sorumlu diyor. Bakın bir dönem hatırlarsınız muhtemelen bir şey çaldı diye, ne diyorsunuz, bir ekmek çaldı diye bir çocuğu evet, hapse mahkum ettiler. Ve işte bütün sosyal medya vesaire hükümeti ayaklandı. İşte siz şunu götürene şey yapmıyorsunuz bir çocuğa falan. Ondan sonra ki dönemde bu KCK vesaire oradaki şeylerle ilgili bir takım yumuşatmalar oluştu ve bazı salıvermeler gerçekleşti ve ilk salıverme o konudaki en uç noktadaki marjinal bir grubu saldılar. Hayda, bu sefer millet hemen hücum etti. Efendim nasıl oluyor işte böyle mi falan. Yani böyle bir şey. Şimdi bakın bu yargının içinde demek ki bir takım unsurlar bazı şeyleri yönlendirebiliyorlar. Yani o sen görev almış gibi hemen bir işlemi yapıyor ama yaptığı işlemin ne olduğunu da gayet iyi biliyor. Evet. Yani öteki tarafta daha makul olan bir takım kararlar dururken en marjinal unsurlardan başlayarak bir takım şeyler ileri sürmek ve toplumun büyük bir bölümünü infiale sebep veriyor. Şimdi bunu bir şekilde üst akıl diyelim kullanıyor. Yani bunu nasıl kullanıyor? Belli noktalarda belli bir takım insanları var ve bunlar yeri geldiğinde adeta hani intihar edercesine, hani bir kamikaze gibi kendi o kurumdaki varlığını vesairesini her şey. Çünkü ben borçluyum bu yapıya. Bana ona her türlü imkan sunulmuş. Ondan bir tek şey istenecek. Bir zaman, bir gün gelecek. Sana şu geldiği zaman ona evet diyeceksin. Evet de yaptıkların, sana bugüne kadar yaptıklarımızın her şey ananın aksü gibi helal olsun ve gir cennetine. Hani böyle bir modla ya da böyle bir eğitim motivasyonuyla demek ki insanlar şey yapılabiliyorlar ve bir anda bakıyorsunuz yani darbe nasıl yapılabilir yoksa? Ya da bir takım o kilit noktalardaki insanlar nasıl bu kararları verebilir veya işte helikopteri kullanabilir veya bir takım işler yapabilir? Bu yani saf bir görev sorumluluk bilinciyle bunu şey yapmak, açıklamak biraz zordur. Hani bir noktadan sonra biraz zordur. Evet. Veya zor olmalıdır. Bir de hani tekrardan gözaltı kararı çıkıyor ve çıkma nedeni de şunlar, hani o da çok ilginç. Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek. Ya çok ciddi bir suçlama.
Evet. Hani bu suçlayacaksan tekrardan suçlanan insanların öncesinden salınması da gerçekten insanlarda adalete ne kadar güven olduğunu ya da 16 Nisan'da gerçekten yargının bağımsızlığının gerektiğini de birazcık gösteriyor. Yani tabii o zaman bu gibi laçkalıklar diyelim adeta oldukça adamın çıkıp da Alman İstihbarat Teşkilatı'nın başındaki adamın bunu FETÖ mü yaptı, yapmadı mı vesaire hani çok emin değiliz gibi evet. sözler söylemesine hani bir yerde siz de burada böyle bir şey yapmış oluyorsunuz sanki. Bu çok gerçekten hoş bir şey değil. Yani çok da şaşırmamak yani, gerekiyor. Daha kendi Batı'da, içimizdekiler Batı'da böyle bir şey için. Olmuş olsa evet. yani o adamların kanını emerler. Öyle bırakın şeyi ona güneş yüzü göstermezler ama işte Türkiye'de ama Batı yapınca bunu çok kendisi şeyle, kendilerini görmedikleri biz, için. Kravatlı takım elbiseyle bunları mahkeme salonlarına çıkartıyoruz. Evet. Ama Amerika'da olmuş olsa inanın o hele hele Marmaris'te yakalananlar zincirlerle renkli üzerlerinde kocaman turuncu, numaralı evet. o filmlerde gördüğümüz tarzda getirilirler. Mahkemede öyle tutulurlar ki öyle de tutulması lazım. Yani onların gerçekten o yaptıkları işin ne kadar aşağılık bir iş olduğu, inkar edilemeyecek derecede aşağılık bir iş olduğunu onlar da biliyorlar. Ama Türkiye'de bunun... böyle var. Hani mesela tecavüz olayından da biri çıktığı zaman mahkemeye iyi halden, işte kıyafetinden bilmem neden indirim alıyor. Cezai işlemde indirim alıyor. Hani bu çok... Yani evet kıyafetinden mahkeme olamaz. Yani onlar tek tip bir kıyafet giydireceksin. O gün yakışıklı olabilir, o gün çok düzgün olabilir. Bir takım evet. elbise, sakal kesilmiş olabilir ama sonuçta o adamın yaptığı bir suç var ve çok ciddi bir suç. Evet. Hani kaportayı düzeltip yani bu, de oraya koymak... Bu, evet yani bu kaportayı düzeltme tabirini güzel. Ona bu fırsatı vermemek lazım. Evet. Yani orada arkadaş tek tip böyle bir şey dur bakalım. Bir kere toplumun karşısına bu şekilde çık şeysini vermek lazım. Evet.